İl Başbakanı Yal Lapid, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladıklarını kaydetti. Lapid, iki ülke arasındaki normalleşmenin bir sonraki adımının büyük elçilerin atanması olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı. Hükümet olarak Türkiye ile İsrail arasında havacılık bağlantıları kurulmasına yönelik bir anlaşmayı onayladık dedi. Lapid anlaşmayla birlikte artık İsrail'e ait hava yollarının İstanbul'a ve Türkiye'nin diğer noktalarına iniş kalkış yapabileceğini belirtti. Türkiye ile İsrail 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst seviyeye çıkarılması ve karşılıklı büyük büyükelçi atanması kararı almıştı. İki ülke Türkiye arasında havacılık alanında bir işbirliği anlaşması imzalandığı da ilan edilmişti. Hali hazırda Türk Hava Yolları ve diğer Türk havacılık şirketleri İsrail'e sefer düzenleyebiliyor. İsrail'in hava yolu firmalarının İsrailli yolcuların güvenliği için çok sıkı tedbirler uyguladığı biliniyor. İsrail demişken 12 yıl sonra bir Türk savaş gemisi İsrail'e gitti ve demir attı. Kemal Reis fırkateyni NATO görevi için bölgede. İsrail e Türkiye arasında normalleşme süreci devam ederken bir ilk yaşandı. Türk savaş gemisi Kemal Reis İsrail'deki Hayfa limanına demirledi. En son 2010 yılında bir Türk donanma gemisi İsrail'e gitmişti. Kemal Reis Fırkateyni NATO görevi kapsamında bölgede bulunuyor. Amerikan yere eşliğinde limana ulaştı. Hayfa Limanı yönetiminden yapılan açıklamada, Türk donanmasına ait Kemal Reis Fırkateyni'ni ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz ifadeleri kullanıldı. İki savaş gemisi yakıt ikmali yapıp salı günü İsrail'den ayrılacak. Türk denizciler bu süre boyunca karaya çıkmayacak. Ortak tatbikat ya da fırkateyne resmi ziyaret planlanmıyor. İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkiler 2010 yılında Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail güvenlik güçlerinin baskın düzenlemesi üzerine bozuldu. 2016'da ilişkileri yeniden canlandırmak için adımlar atıldı ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkent olarak tanıma kararı sürece darbe indirdi. İki ülke 2018 yılında karşılıklı olarak büyük elçilerini geri çekti. Son dönemde ise normalleşme süreci başladı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Mart ayında Türkiye'yi ziyaret etti. Haziranda dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Ankara'ya geldi. Karşılıklı olarak yeniden Büyükelçi ve Başkonsolos görevlendirme kararı alındı.